Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Eda Kaynarca ile Güzelliğin Sırları programına hoş geldiniz. Bugünkü konu Malatya'dan Duru Life Güzellik Merkezi sahibi Zerrin Küçük. Hoş geldiniz Zerrin Hanım. Hoş bulduk Eda Hanım. Zerrin Küçük kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyorum bu ikinci programa katılışım. Çok güzel dönüşleri de oldu. Çok takip edeniniz de var. Bu anlamda size de bilgi vereyim istedim. Teşekkürler. Zerrin Küçük, Duru Life Güzellik Salonu'nu işleten Malatya'da şu anda güzellik salonum ama şubeleri düşünüyorum farklı illerde. Belki ileride Ankara'da düşünüyoruz. Daha sonrasında şöyle anlatayım. Estetisyenim. Usta öğreticiliğimi bitirdikten sonra değişik dallarda eğitimler aldım. En son ki aldığım eğitim fibrosun kıl tekniği, microblading ve filaşız kirpik eklemeydi. Bünyemizde 33 işlem gerçekleştiriyoruz. Hizmet vermekteyiz Duru Life'da. Duru Life Güzellik Merkezi'nizde hangi uygulamalara yer veriyorsunuz? Bizde 33 işlem, daha demin de söyledim, yapılıyor. Bunların içerisinde lazer epilasyondan başlayarak iğneli epilasyon, zaten kaş kontürü ve ipek ipliği söyledim. El ayak bakımı, onun dışında protez tırnak. Onun dışında depilasyon, yani aklıma gelebilen kuaförlük hizmetimiz de var tabii bünyemizde. Gelin başları, normal omreler, saç boyaları, kesimler, bunlar ve protez tırnak en önemlisini atlıyordum. Çünkü çok talebi olan bir işlem son zamanlarda. Herkes de yaptırıyor biliyorsunuz. Evet, ben bunların hepsini size sormak istiyorum. Seyircilerimiz bilinçlensin istiyorum. Tabii ki. Microblading uygulaması nedir? Microblading uygulaması son 3 senede biliyorsunuz çıkmış bir uygulama. Bundan önce biz kaş kondür ve pudralama yapıyorduk. Şu anda yapılan işlemin tam açıklamasını yapmak gerekirse 3 boyutlu bir kıl efekti yaratmaktır. Yani kişinin altın oranıyla yüzü çizilir. Yani kendine uygun kaş belirlenir. Bu bir hesap, pi sayısına göre hesaplanan bir durum zaten. Daha sonrasında kendisine uyumlu olan ton, renk seçilerek işlem yapılır ve işlemin sonucunu da takip eden herkes biliyor. Normal kendi kılıymış ya da kaşı olsaymış, çoğu kişi çünkü kaşı olmadığı için tercih ediyor. Ne olurdu simülasyonu gibi düşünün bunu. En son yaratılan durum budur. Evet. Microblading herkese uygulanabilir mi? Yok. Bazı durumlar var. Mesela uygulanmasından sakınca görüyoruz. Müşterimiz istese de kendisine bilgi veriyoruz bu anlamda. Mesela şeker hastası, çünkü deri geç iyileşeceği için bizim işlemimize tutunmamasına sebep olacaktır ya da enfekte olmasına sebep olacaktır. Onun dışında deri döküntüleri olanlar, çok yağlı cilt problemi olanlar, ruhaktan ya da benzeri ilaçlar kullananlar, peeling, derin peeling yaptırmış olanlar, onun dışında kan sulandırma ilaçları kullananlar, çünkü mikro kanamalar oluyor işlemimizde. Bu ilaçları kullandığında aktif etmiş oluyoruz. Ve benzer işlemler zaten sayfamızda da bulunmakta. Hani müşterilerimiz ya da izleyenlerden merak eden olursa sayfamızda kimler yapılmaz, kimlere yapılabilir açık bir şekilde ifade ediyoruz. Evet. Bu uygulamayı yaptınız. Müşteriniz, hastanız bu uygulamayı ne kadar sürede kullanabilir? Yağlı ciltler için şöyle diyoruz. Tabii ki bazen adaletli değil. Cilt tipine göre değişebiliyor. Müşterilerimiz bundan çok şikayetçi. Yağlı cilt tiplerinde 9 ay diyoruz. Kuru ciltlerde de 1-1,5 sene diyoruz ama yine söylüyorum. Kullanılan boya rengine kadar bu durum değişir. Kişinin ürüne bakmasına kadar da değişir. Mesela kaş yapmış biri güneş kremi kullanmadan çıkarsa da solmasına sebep olur. Ama bu ihtimallerdir. %100 diyemeyiz. Belirli sebeplerden daha erken solmasına sebep olabilir ama şöyle bir güzelliği var. Rütüş yaptırabilirler. Rütüşlerle bunların ömrünü uzatabilirler. Yani bu belirli aylarda, yani 3 ile 6 ay arasında renk yenileme yaptırıp daha uzun süre kullanabilirler. Tabii ki, evet. Tabii ki. Anladım. İpek kirpik uygulaması da yapıyorsunuz. Evet, sizde benim de var, en sevdiğim uygulama tabii ki. Şimdi bunları kendimize de uyguluyoruz. Çünkü bir kadının hayatını kolaylaştırmak için yapılan en güzel şeyler. Kirpik kaş olduktan sonra çok gerisi boş gibi geliyor bana. Müşterilerimiz de bu anlamda. Kirpik yaptıran kaş yaptıran da kirpik yaptırıyor zaten. Şöyle anlatayım. İpek kirpik biz yaptığımız zaman ilk başladığımızda tekli tekli takıyorduk. Siz de biliyorsunuz ipek kirpik tek takımlıydı. Daha sonra 2D, 3D işlemlerini yaptık. Şimdi en son katıldığım eğitimde
Filaşistan aldım, yine fibros bünyesinde Filaşistan aldım eğitimimi. Burada volüm de yapıyoruz. Volüm ne demek? Yani yine o da gözü kapalıyken çok yoğun, gözü açtığında doğallık. İnsanlar daha çok doğallığa artık dönüyor. Çünkü evet. 3D, 6D'lerde biraz daha yapay görünebiliyordu. O da çok iyiydi. Sınıfın en iyisiydi ama şu anda volümler bir noktada en çok tercih edilen. Kullanım süresi uzadı. Hafifliği kendi kirpiğiniz gibi. Ben kendim kullandığım için hani önerebiliyorum. Ne olursa kendimiz en azından denersek karşısında anlatması da eski işlemlerde biraz oluyordu ağırlık. Ama yine onlarda da söylüyorum. Kullanılan ürün, yapılan işlem çok önemli. Kişi iyi bir yerde iyi bir işlem yaptırırsa kendi kirpiklerine zarar vermez. Bunu herkes soruyor. Buradan da söyleyeyim, ben de bunun şeyi olayım. Göz önünde, çünkü 1,5 senedir kullanıyorum kirpik. Evet. Çok da memnunum. Ama bu sürede bir yıldan sonra bir dinlenmesi gerekiyor. Tabii değil ki. Mi? Yani müşterilerin... Şimdi şöyle, biz şöyle yapıyoruz. 6 ay kullanımdan sonra 1-1,5 ay ya da kişinin kirpik yapısına göre karar veriyoruz. Sürekli sonuç itibariyle kendi ağırlığında bir kirpik takıyoruz. Ama ne olursa olsun bir yorgunluk olacaktır. Kirpiklerin bir de dökülüp çıkma süreleri var. Günlük 4-5 tane zaten dökülüyor. Bir dinlendirme, biz 6 ay ile 1 yıl arasında kişinin kirpik yapısına göre karar veriyoruz. Dinlendiriyoruz. Ara bakımları da oluyor. Şimdi 25 günde bir ay arasında yine ara bakımlara çağırıyoruz. Hem kirpikleri kontrol ediyoruz, hem boşalan yerler varsa onları tamir ediyoruz. Bu şekilde kullanılan güzel fırçalarla kirpiklere zarar vermeden ürünü, yani işlemi de uzun soluklu kullanabilirler. Evet, kirpikleri her gün taraması gerekiyor değil mi? Evet, hastamız? Tabii ki, tabii ki. Çünkü kan dolaşımını hızlandırıp orada kirpik artışının olduğunu biliyorum ben de. Tabii ki, doğru biliyorsunuz Eda Hanım. Kendim de kullanıyorum çok. Evet. Yani hani makyaja ihtiyaç duymuyorum, hiçbir evet. makyaj yapmıyorum. Evet. Kesinlikle evet. Herkese tavsiye ediyorum evet. ben de. Kirpik için başka neler yapıyorsunuz? Hani perma, lifting, evet, onlar var mı? Kirpik perması ve lifting. Eskiden siz de biliyorsunuz kirpik perması yapıyorduk. O da çok revaçta olan bir şeydi. Kişi kendi kirpiklerinden memnun, yoğunluğundan memnun. Ama tek sıkıntısı dik oluşu ya da kirpiğin yönlerinin karışık kuruşuk olması. Perma bize bunu çok büyük bir kolaylık olarak sunmuştu. Kirpik permasıyla biz bu hizmeti veriyorduk. Ama şimdi lifting bir adım daha yukarıya. Zaten biz yenilikleri takip eden bir firmayız. Evet, salonuz. Ben kendim şahsım da yeniliği seven. Çünkü her bir yıl, her bir 6 ayda bir ürünün kalitesi de yükseliyor, hizmet de değişiyor. Ben de müşterilerime bunları aktarmaktan memnunum. Lifting'de de şöyle bir şey var. Artı bir serum bakımıyla birlikte hem daha doğal, hem daha besleyici, hem de daha uzun süre kullanmasını sağlıyoruz. Tabii kirpik perması da yine kişinin kirpik yapısına göre değişir. 3 ay ile 6 ay deriz ama kirpik çok diktir. İkinci bir işlem gerekebilir. Onunla daha uzun sürede kullanabilir. Biz kişiye yaparken zaten uygulama sırasında bunları belli ediyoruz. Kullanım öncesi ve sonrası ile ilgili bilgilendirme formları da veriyoruz. Evet, şimdi her şeyimiz kolaylaştı. İpek evet. kirpikler, evet. kaşlar, dudaklar, evet. Evet. Tırnaklarda da siz evet. protez tırnak uygulaması evet. yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz. Bunlar da hangi sistemi uyguluyorsunuz? Şimdi 3 tane sistem var. Dipping, o zaman da söylemiştim. Akrilik ve jel sistem. Bu üç sistemin en çok günlük hayatta kullanılan sistemi jeldir. Ama tırnak yiyenlere, özellikle yatakta bozukluk olanlara akrilik sistemi öneriyorum. Çünkü daha kalıcıdır. Tırnak yiyenlerin yatakları bozuk olduğu için yaptığınız uygulama, jel sistem çok dayanıklı değildir. Görsel olarak dipping'e göre belki daha görsel ifadesi vardır ama dipping, tırnak yiyenlerin tercih etmesi ya da akrilik tercih etmesi gereken sistem. Jel sistem her renkte artık bize sunum yapıyor. Her renkli. Eskiden beyaz, şeffaf renkler kullanabiliyorduk. Ve ister istemez tırnak tipsle çalıştığınız zaman doğallıktan hafif de olsa uzaklaşıyordu. Kalıcı ojeyle kapatıyorduk biz bu sıkıntı. Şimdi ama öyle değil. Kahve tonundan pembe tonuna kadar jel sistem bize her rengi sunuyor. Böylelikle kişi hem kalıcı ojeymiş gibi bir oje taşıyor. Üzerine zaten kendi oje de sürüp çıkarabiliyorlar. Alttaki tabii ki zarar görmüyor. Hayır, yani. Görmüyor. Artı şelak, kalıcı oje. Şu anda yine trendde olan sistemler. Biz bunları da bünyemizde yapıyoruz. En son en iyi markalarla ve en son eğitimlerle. Zaten bunlarla ilgili workshoplarımız da başladı. Tırnak, evet. Çok güzel workshoplar hazırlıyorsunuz. Evet, öğrenci yetiştiriyorsunuz. Çok güzel. Ederim. Ben takip ediyorum. Teşekkür sizi. Ederim. Sağ olun. Böyle bir talep tabii ki eğitmen olunca ister istemez bu işi bizim gibi yapmak isteyenler de doğru kanallara başvuruyor.
İşlemlerim Instagram'da ya da işte Facebook'ta zaten takip ediliyor. Usta öğreticiyim kendim de. Microblading, kaş kontür. Yine 3D, basic dediğimiz tekli takım ve volüm kiplik olmak üzere workshoplarımız. Zaten sayfamda takip ederlerse her ilde belirli dönemlerde yapıyorum yetişebildiğim kadarıyla. Bu şekilde protez tırnağı da yakın zamanda hizmete sunacağız. Protez tırnakta müşteriniz yaptırdı, size bakımı ne kadar sürede bir geliyor? Tabii ki protez tırnakta yine bu işlemlerin hepsini biz kaba taslak söyleriz ama tırnağın uzama biçimine göre 25 günde bir ay kadar diyoruz. Dolgu zaten geldiğinde kişi bunu görmüş oluyor ve geliyor. Zaten dip dolgusunu yaparak da 6 aya kadar kullanım süresi var. 6 aydan sonra dinlenmeyi öneriyoruz. Dinlendiriyoruz tırnakları. Anladım. Tırnakta peki hasar oluşuyor mu? Zerrin oluyor yoksa altta tırnağı kendisi uzamış oluyor mu? Tabii ki kendi tırnağı uzuyor. Hasar da şöyle, yapılan işleme göre değişir. Bazı işlemler görüyoruz. Mesela bize gelmiş bakım için geliyor. Başka yerde yaptırmış. Tırnak eğer sıfırlanırsa yani tabakasının hepsi alınırsa o yatak bozulur zaten. Protez tırnak yaptırayım derken kendi tırnağından da olabilir. Bu konuda uyarıyorum. Lütfen gittiğiniz yerlerde kendi tırnağınıza zarar vermesin. Yani yapılan işleme bunun için izin vermesinler. Hafif yağ tabakasının alınması yeterli. Böylelikle kendi tırnağını da muhafaza etmiş oluyor. Tırnak giyen kişi uzatırken ki özellikle bu anlamda iyi oluyor. Çünkü çok ciddi bir problem tırnak yeme problemi. İnsanlar bu yolla da bırakıyor. Çok müşterim var. Çok güzel. Gelinleriniz için de bir şeyler yapıyorsunuz. Gelin evet. Makyajlarınız, evet, gelin saçlarınız. Evet. Şimdi evet. Yaza doğru bahar başladınız. Evet. Başladık, düğünler başladı. Düğün sezonları başladı. Açılmaya başladı. Evet. Gelinleriniz için neler yapıyorsunuz? Biz gelinlerimiz için şöyle söyleyeyim. Paketlerimiz de var. Şahsi işlemlerimiz de var. Gelin paketlerimiz saç, epilasyon, depilasyon, el ayak bakımı, kaş kontür, ipek kiprik. Ama tabii bunların süreleri 6 ay önceden ya da işte o döneme göre ayarlanıyor. Böyle paketlerimiz de var. Kişinin sadece istediği paket yani gelin saçı makyaj, porselen makyaj. Porselen makyajı yaz trendlerine ya da son trendlere göre yapıyorum. Soft makyajlar moda biliyorsunuz artık eskisi gibi hani rengarenk renkler yok. Toprak evet. Renkleri, flu renkler kullanılıyor. Dudakta belli belirsiz. Eski allıklar yok, bronza döndü. Saçlar biraz daha doğallaşıyor. Topuzlar hep böyle açık ve çiçekli, kır çiçekli oluyor. Ben çok seviyorum artık modanın böyle olmasından da çok memnunum. Eskiden çünkü çok abartılı makyajlar. Bir geline yakıştıramadım makyajlarda. Maviler, yeşiller, evet. Pembeler. Biz o dönemi biliyorsunuz gördük. Ben o yüzden şu anki halinden çok memnunum. Kişi bizim salonumuza geldiğinde neye ihtiyacı varsa ya da nasıl bir gelinlik giyecekse. Tabii gelirken biraz kafası karışık oluyor, heyecanlı da oluyor. Biz onlara elimizden geldiği kadar yol gösteriyoruz. Uygun tonları, kendi işte iyi hissedeceği, en iyi hissedeceği şeyleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Geldiğinde prova yapıyorsunuz o tabii zaman. Ki prova yapıyoruz makyajlarda. Saç ve makyajda gelin makyajında, nişan başında, özel günlerin provaları yapılıyor. Çok güzel. Cilt bakımı da yapıyorsunuz salonunuzda. Evet, evet. Onlarda neler yapıyorsunuz? Şimdi ilkbahar geldi, havalar ısınıyor. İnsanlar ciltleri için evet. Neler yapmalı? Evet. Şimdi kışın soğuğundan, gerçi çok da soğuk olmadı ama ister istemez o hava insanların cildini etkiledi. Bahar bir travmatik bir durum yaratacak derimizde. Yaza geçmeden önce biz cildimizi bir hazırlamamız lazım. Bize cilt bakımı kişiye özel. Kişiye özel, yine altını çiziyorum. Kişiye özel demek şu. Kişinin neye ihtiyacı varsa dolma paket biliyorsunuz satıyorlar. Yani kim neyse aynı ürünü yağlı cilde de aynı, kuru cilde de aynı uyguluyorlar. Bizde böyle bir şey değil. Kimin neye ihtiyacı var? Lekeye mi ihtiyacı var? Kuruluğa mı ihtiyacı var? Neye ihtiyacı varsa biz o yönde. Özellikle çalışmamız pirinç asit ve ahalarla yaptığımız bir leke tedavimiz var. Şu an şu mevsimler çok uygun. Zaten Nisan sonundan sonra. Kimyasal değildir ama yine de yapılamaz. Çünkü mikro soyulma yapar. Evet. Biz Nisan'ın sonunda onu bitiriyoruz. O çok revaş gören bir işlem. O gerçekten güneş görmemesi gerekiyor değil mi? Güneş koruması görüyor, gerekiyor. Koruyor. O gün içerisinde koruması yeterli. Güzel olan şey kimyasal olmaması. Çok sonuç aldığım bir işlem. Çok memnunum. Dediğim gibi şu dönem geçiş dönemi için cilt bakımına uygun bir süre.
herkese yani çevresinde eğer bize ulaşabiliyorlarsa, bize ulaşamıyorlarsa da güvendikleri bir salonda bir cilt bakımı yapmayı yazı geçişte öneriyorum. Çok güzel. Lazer epilasyon uygulamaları da oluyor salonumuzda. Tabii ki yapıyoruz. Onlar da lazer epilasyon herkese uygulanabilir mi? Herkese uygulanamaz tabii ki, siz de biliyorsunuz. Ama herkes herkese uyguluyor. Bizim ilk önce yine söylüyorum, bize gelemeyebilir ama bize ulaştı, bizi dinlediler. Kişi bilgi formları olması lazım lazerden önce. Biz estetisyeniz, bu konuda eğitim almışız ve elemanlarımızı da bu şekilde yetiştiriyoruz zaten. Şöyle söyleyeyim, kişi şeker hastaları yine başta olmak üzere, deri dermatolojik problemleri olanlar, zaten hormon bozukluğu varsa bunu doktor karşılıklı yürütüyoruz işlemlerimizi. Bilgi formuyla ilk önce bunu test ediyoruz. Kişi uygunsa lazer alıyoruz. Lazer cihazları da burada çok önemli. Piyasada çok yapan var, saçma sapan sistemlerle çalışanlar var, olan kılı artıranlar var. Biz olan bölgeye çalışmayı, olmayan bölgeye çalışmamayı doğru buluyoruz. Verimliliğimiz o oranda da artıyor. 6-8 seans deriz normalde vücutta. 6-8 seanstan önce sonuç alanlar da var. Ama tabii biliyorsunuz kılın anajen dönemiyle de alakalı. Biz bu sistemi ya da zamanlamayı bilemiyoruz. Evet. Kişiye denk geldiği zaman daha hızlı sonuç alabilir ama bir kıl tipi için 8 seans yeterlidir. Daha sonrasında yılda bir ya da iki belirli bölgeler zor bölgelerdir. Rutubetli bölgelerimiz var, özel bölge gibi, diz kapağı, dirsek. Buralar zor bölgelerdir. Onlar için de ara bir tarama yaptırabilirler yılda bir aralarda yılda iki. Daha geç sonuç alıyorlar. Tabii ki. Sonuç tabii ki. Tabii sadece ki. Beyaz tüyleri ve ayva evet. tüylerinin de sonuç vermesi. Hala onunla ilgili umudu olanlar var cihazı çıkacak diye ama şu anda lazer cihazı yok. Beyaz kıllar için iğneli epilasyon yapıyoruz ama o da her bölgeye uygulanamıyor. İğneli epilasyonda da yine dikkati olması gereken şey kullanılan yani hangi bölgeyse iğne numarası. Evet. Çünkü bu konuyla ilgili çok şikayet alıyoruz. Yüzümde iz kaldı. Yanlış kıl köküne girilirse iz kalır. Gözenek yapısından büyük bir iğneyle girilirse iz kalır. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Biz de burada bilinçlendirmiş olalım. Çünkü artık herkes araştırıyor her şeyi. Evet. Çok da izlenilen bir programsınız. Bu anlamda en azından insanlara ulaşmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok evet, güzel kesinlikle. Bilgiler verdiniz. Başarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi diğer hafta cumartesi de sizlerle birlikteyim. Mutlu hafta sonları diliyorum.